Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Vlord Roleplay'deyiz. Benim de sunucunun sahipleri var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Bahsedin bakalım sunucunun konsepti nedir? Nerede geçiyor? İçeriği bir alalım. Sunucumuz yazılı. Los Santos Hard Concept. Hard Roll, Hard Ekonomi. Aslında tam Hard Ekonomi değil. Hard Medium karışık bir ekonomimiz var. Çünkü okul yönlerinde insanları pek fazla sıkmak istemediğimiz için Plus sürekli diyebilir para kasmaya, miyiz? yani Hard'ın diyebiliriz. biraz daha üstü. Okey, 10 numara. Arka plandaki araçlar çekiliş mi? Evet, arka plandaki iki araç çekiliş. Çekiliş kısmına sunucu içindeki adlarını yazdıktan sonra çekilişe katılma hakkına sahip oluyor. Okey abi, onun da bilgisini aldığımıza göre şimdi biz özelliklere geçebiliriz. Doğma yerinin biraz sol tarafında slash kirala sistemimiz var. Buraya gelip bir slash kirala yatırırsan hatta ben sana para vereyim. Şimdi gençler, paramız geldi. Hemen doğma yerinin birazcık solundayız. Slash kirala yazacağız. Yazdık, karşımıza araçlar çıktı. Burada en pahalısı neymiş? Vincent. Kiralayalım bakalım. Hop geldi. Ambleme basıp geri çıkıyorum. Şurada gördüğünüz gibi araba bir saat boyunca bizim değil mi? Evet, bir saat boyunca sende kalıyor. Oyun dışında da zaman ilerlemeye devam ediyor. Onun da bilgisini vereyim. Okey. Oyun dışında da ilerliyormuş gençler. Bilgisini vermiş olalım. Arabasız başlamıyorsunuz. Gayet de cebinizdeki parayla kiralayabilirsiniz. Ya şimdi abi iyice senin işine bilir. Bu Johnny Winston'a sağ tıkla konuş abi. Cep Burada telefonu. karşına bir sade arayüz gelmiş olması gerek. Aynen. Sade bir arayüz var. Burada stabil şeyleri insanlar alabiliyor. Bu stabil şeyler işte ne bileyim cep telefonudur, sigara paketidir vesaire. Okey. Güzel. Böyle güzel bir arayüz yapmaya çalıştık. Şimdi buraya gelir misin? Burada otel kiralama sistemimiz var. Okey. Bir saat kiraladım. Sonrasında layout tuşuna bastım. İçeri girdim. Ya ben sana otel davet ve ID yazacağım. Otel davet 4 yazdım mesela. Şu anda sana bir otel davet isteği gelmiş olması gerekiyor. Aynen, otel kabul diyorum ben de. Gördüğünüz gibi George içeri giriş yaptı. Bunu siz de gelip kullanabilirsiniz. Burada insanlar rollerini çevirebilir. Çıkmak için de soldaki alt tuşuna basıyoruz. Abi bu araçların içinden birine girip slash megafon yazar mısın? Bir dakika. Şimdi biz polis faction'ındayız gençler. İçeri girdik. Slash megafon yazdım. Oo, 1-4. Hadi bakalım. Now diyor. İkiye bakalım. LSPD sağ çekemeyen diyor. Burada dur. Başka ne varmış? Sağ çek anlamında. Burada biraz buraya ediyor ama. Aynen, bilmem ne yaptığımın arabasını diyor. Sağ çek. Dur dur. Güzel güzel. En azından Şimdi... slaşmayı yapıp uzun uğraşlar sonucu yazmak yerine bu şekilde megafon kullanabiliyorlar. 10 numara olmuş. Şimdi abi madem LSPD sistemi gösteriyor. Slash MDC yazar mısın? Yazdım. Güzel bir MDC İkisini var. Kişi sorgula, araç aranma ekle. Aranlar sicil sorgula. Vay. Güzel. Burada baya baya şey yapabiliyoruz. Mesela ID 1'i mi sorgulayacağım? Yo, adı soyadı. Bir dakika. Focus Dev yaptım. Sorgula diyorum. 24 yaşında erkek. Polis departmanda araç yok, mülkleri yok. 10 numara gençler. Aranma ekle falan yapabiliyorsunuz. Güzel bir tasarımı var. Gelip kullanabilirsiniz. Gençler, tırımızı aldık. Şuradaki checkpoint'e geldik. İçine doğru girdik. Hop, burada belli başlı ürünler var. Şimdi burada ücrete göre fiyatı da, pardon, fiyata göre mesafe de ona göre yükselecektir gençler. Bilginiz olsun. Mesela buradan Evet. havaalanına götürüyor sizi. PTT kargo. UPS var ama olsun. Mantık önemli bizim için neticesinde. Buradan tıkladığımızda bizi oraya doğru yönlendirecek, verilen ücret de yazıyor zaten. Bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi abi bu beyaz markanın içine gir, senin karşına bir panel gelmesi lazım. Aynen. Şimdi buradan çip satın al. Hatta sana biraz daha para vereyim Aldım istersen. aldım. 10 tane aldım. Şimdi şuraya gidip bu çipleri Ezelim. şöyle çek. Buradan bu markerların istediğine gir sistem. Tamam. En az 3 chip bahis oyna dedik. Hadi bakalım gençler, tutturacak mı? Vallahi bütün güzellikler yukarı kaçtı. Büyük ihtimal tutmayacak. Bakalım. Aynen. Tutmadı. Sağlık olsun diyoruz. Buradan oynadığınız bahise göre para kazanma ihtimaliniz var. Sizin için bir daha oynayayım. Hop, yine tutmadı büyük ihtimal. Aynen. Şans oyunu tabii, ne geleceği belli olmaz. Çipler ucuz. Gelip buradan alır, şansınızı denersiniz. Burada bir ton oyun var zaten. Sadece slot oyunları değil.
Burada bahis kurpiyer oyunları da var. Gelir denersiniz. Sol Şu an üstte Verona Beach bölgesinde silah sesleri duyulmaktadır. Ekipler derhal bölgeye diyor. F11'e bastığımızda da gördüğünüz gibi şurada bir işaret çıktı mı? Bu ne işareti? Bilmiyorum. Sarı bir işaret var işaret altında. şu Çıkıyor mu an işaret? yazılmıyor işte. O direkt şeye yönlendiriyor abi. Chatbox'ta atıyor. İşte Verona Beach tarafında Verona'ya yönlendirin diye. Anladım. Güzel. F11'de işaretlemesi de güzel olmuş. GPS'ten tıklar, işaretlersiniz. Polisler için gayet kolay bir sunucu. Şu an sunucunun birkaç şeyinden bahsetmek istiyorum. Sunucumuzda artı olarak 200 liralık RGB bir kulaklık çekilişimiz mevcut. Artı olarak da admin ekibi arıyoruz. Mafya ekibi arıyoruz. Çete arıyoruz. Kısacası çoğu şeyi arıyoruz abi. Ekipler arıyoruz. Sunucumuz bir 25-30 civarı gördüğü zaman zaten silah sevkiyatımız olacak. Gun RP illa dönecek ama sosyal RP'ye odaklanıyoruz. Sosyal RP'ye çoğunluk göstermeye çalışıyoruz. Abi bu soldaki NPC'ye gelip sol tıkla. Direkt sol tık ha. Şöyle. Sağ yapalım. Erkek skin dedim. Enter'la. Ha, enter'lıyorum. Okey. Gezmek için de ok tuşlarını kullanıyoruz şu şekilde. Oha bak güzel. Drill skinler de var gençler. Sizin sevdiğiniz türden. Baya baya var hatta bak. Birkaç tane değil. Fiveman tarzı skinler de mevcut. Dupont skinler de mevcut. Ve baya baya skinler var gençler. Aklınızda bulunsun. Şu çok güzelmiş. Bunları gelip bedava bir şekilde modlu olarak kullanabilirsiniz. Genel olarak da sunucuda olanı olmayanı saydam bir şekilde göstermeye çalıştık. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Optimizasyon olarak güzel, hard, text RP arıyorsanız gelip buradan roleplay yapabilirsiniz. Arkadaki köpüş de bize dahil oldu tanıtım boyunca. Onun da emeğine sağlık diyelim artık. Yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Tüm bilgiler açıklama kısmında mevcut olacak. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.